1,204 çarpı 10 üzeri 24 tane atom içeren N2 gazı ile ilgili. Bakın dikkat edin atom içeren diyor. Yani molekülün bu kadar tane olduğunu söylemiyor. İçeride atom sayısının bu kadar olduğunu söylüyor. Hangileri doğrudur? Avogadro sayısı Na 6,02 çarpı 10 üzeri 23. Şimdi 1 mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tanedir. Bunu zaten söylüyor, veriyor bize. Bizde ise 1,204 çarpı 10 üzeri 24 tane var. Bunu bir adım düzenleyelim. 10 üzeri 24, 10 çarpı 10 üzeri 23'tür. E biz bu şuradaki virgül sayı 10 ile çarparsak 12,04 yapar. Dolayısıyla bizim sayımız şöyle 12,04 çarpı 10 üzeri 23. 12,04 çarpı 10 üzeri 23 tane atom içeriyormuş. E kaç moldür bu bu kadar tane? 2 katı, 2 katı olduğuna göre 2 mol. Şimdi bu azot molekülü 2 mol azot atom içeriyormuş. O zaman kendisi kaç mol olur? 2 bölü 2'den 1 mol olur. Gerçekten de 1 mol azot 1 çarpı 2'den 2 mol azot atomu içerir. Dolayısıyla bu molekül 1 moldür. Doğru. 1 mol azot kaç gramdır? bakalım MA'sı bunun. 1 molü 1 mol'ün kütlesi MA'sıdır. 14 çarpı 2'den 28 gramdır. Yani bizim elimizdeki bu madde 28 gram ama 14 bölü NA gramdır diyor. Yanlış. 28 AKB'dir diyor. Şimdi 28 AKB 1 AKB eşittir 1 bölü NA gram. Yani bize bunun şu kadar gram olduğunu söylüyor. 28 çarpı 1 bölü na gram. Yani 28 bölü na gram. Ama biz 28 gram olduğunu bulduk zaten. Bu çok 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 küçük bir değerdir. Bu ise 28 gram. Dolayısıyla üçüncü ifade de bu anlamda yanlış. Sorun cevabı yalnız bir a şıkkıdır. 0,2 mol BaCO3 baryum karbonat bileşiği ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Avogadro sayısı na, karbonda mol kütlesi 12 gram. Şimdi Na tane atom içerir diyor. Na tane ne demek? 1 mol demek. Bize 1 mol atom içerdiğini söylüyor. 0,2 mol şuraya tekrar yazalım. Baryum karbonat. Her bir tanesinde 1 baryum, 1 karbon, 3 tane de oksijen var. Yani 5 tane var. 0,2 molünde 0,2 çarpı 5'ten 1 mol atom var diyebiliriz. Dolayısıyla Na tane yani 1 mol atom içerir. Doğru. 2.4 gram karbon atom içerir. Bakalım 0,2 mol baryum karbonatta 0,2 çarpı 1'den 0,2 mol karbon var. E, 1 mol karbon 12 gram olduğuna göre 1 mol karbon 12 gramsa 0,2 mol karbon kaç gramdır? Buradan 0,2 ile 12'yi çarparsak 2,4 gram olduğunu görebiliriz. Dolayısıyla burada 2,4 gram karbon vardır. 0,6 mol oksijen atomu içerir. 0,2 çarpı 3'ten 0,2'yi 3 ile çarparsak burada 0,6 molünün bu bileşiğinin oksijen atomu içerdiğini görebiliriz. Dolayısıyla 3 de doğru. Dolayısıyla hepsi doğru E şıkkı diyebiliriz. 0,2 mol X2S bileşi 32 gramdır diyor. Buna göre X atomunun gerçek atom kütlesi kaç gramdır demiş. Gerçek atom kütlesi demek bir tanenin kütlesi demektir. Kükürt burada 1 mol 32 gram. Avogadro sayısı da NA. Şimdi öncelikle bu 0,2 mol X2S'nin 1 molünün kütlesini bulalım. Burayı en eşittir en bölü en adam bulabiliriz. Ya da şöyle de bulabilirsiniz. 0,2 molü 32 gramsa 1 molü kaç gramdır diyerek aynı şey gelir. Buradan 0,2 eşittir. 32 bölü MA. MA 32 bölü 0,2. Yani onla çarparsak 320 bölü 2 her iki tarafı. Buradan MA'nın 160 olduğunu görebiliriz. Yani bu bileşim 1 molü 160 gram. Bu bileşikte iki tane x var, 2 tane x ve bir tane de s var. Bunların atom kütleleri toplamı 160'mış. Şimdi kükürtü zaten 32 olduğunu biliyoruz. 2x artı 32 eşittir 160. Buradan 2x eşittir. 160'tan 32'yi çıkartırsak 128. X'in buradan 64 olduğunu görebiliriz mol kütlesinin. Yani 1 molü 64 gram. X'in 1 molü 64 gram. 1 mol kaç tane? Na tane, Avogadro sayısı kadar. Yani Na tanesi 64 gram. Bize ise bir tanesinin kütlesini soruyor. Gerçek atom kütlesini. Bir tanesi kaç gram? Gram cinsinden soruyor. Kaç gram? Bu da işler dışlar çarpımı yaparsak. X eşittir. 64 bölü Na gram olduğunu görebiliriz. 64 bölü Na yani son cevabı da D şıkkı diyebiliriz. Normal koşullar altındaki sabit basınçlı 3 ayrı kapta bulunan maddeler aşağıda belirtilmiştir. Buna göre kapların hacimleri ile ilgili aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur? Şimdi gazların normal koşullarda tüm gazların normal koşullarda 1 molü 22,4 litre yer kaplar. O zaman biz bu gazların mollerini bulursak buradan hacimlerini de bulup soruyu çözebiliriz. Şimdi 32 gram SO3'ün öncelikle kaç mol olduğunu bulalım. N eşittir M bölü MA'yı kullanalım. Emi 32. Emasında kükürt 32. Şöyle eması için, SO3 için. 32 artı. 3 tane oksijen 16 çarpı 3'ten 48. 48, 32 daha 80. 32 bölü 80. Ya yani burada işte 8'e bölersek 4 bölü 10. Yani 0,4 mol olduğunu görebiliriz. Şimdi 1 mol 22,4 litre yer kaplıyorsa 0,4 mol kaç litre yer kaplar? Şöyle 22,4 ile de 0,4'ü çarparsak. 22,4 çarpı 0,4 litre diyelim. Şöyle kalsın. Şimdi aynı şekilde ikinci kapta 18,06 çarpı 10 üzeri 22 tane atom içeren CO2 gazı. Önce bunun kaç mol olduğunu bulalım. Şimdi 18, 1 mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23. 1 mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23. Acaba kaç mol? 18,06 çarpı 10 üzeri 22'dir. Buradan şöyle x eşittir. 18,06 çarpı 10 üzeri 22 bölü 6,02 çarpı 10 üzeri 23'ten. Şimdi burada 6,02'ye böl 1, 6,02'ye böl 3, 3 çarpı 10 üzeri 22, 10 üzeri 23'e bölünürse 10 üzeri eksi 1. Yani 0,3 mol. Ama dikkat edin 0,3 mol neyi bulduk biz? Atom içeren. Atom içeren. E, CO2 molekülünün x mol olsun bu molekül ya da A mol olsun. A mol CO2 molekülü 0,3 mol içeriyormuş. A çarpı 2 artı 1'den 3 eşittir 0,3'müş. Yani A buradan 0,1 mol. Yani bizim molekülümüz 0,1 mol ki 0,1 çarpı 3'den 0,3 mol atom içeriyor. Şimdi 0,1 mol. E 1 mol 22,4 ise 0,1 mol kaç litredir? 22,4 çarpı 0,1 litredir. Bu da böyle kalsın. Şimdi üçüncü kap. 0,5 mol CH4 gazı. Bu da oradan 0,5 mol olduğunu söylemiş. 1 mol 22,4 litre ise 0,5 mol 0,5 çarpı 22,4 litredir. Dolayısıyla hepsinde 22,4 çarpanı var zaten. Dolayısıyla burada büyük olan büyük olacak. 0,5 büyük 0,4'ten o da büyük 0,1'den. Yani 3, 1, 3 büyük 1 büyük 2 sıralaması var. Yani bu anlamda sorunun cevabı da C şıkkı diyebiliriz. Avogadro sayısı kadar atom içeren N2O3 gazı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Avogadro sayısı 1 mol demektir. Avogadro sayısı kadar atom içeriyorsa 1 mol atom içeriyor anlamına gelir. Peki N2O3 x mol olsun. x mol N2O3'te. Bakın x ile 2 artı 3'ten 5'i çarparsak içeride atom sayısı olan 1'i buluruz. Demek ki X buradan 1 bölü 5 yani 0,2. Yani bizim N2O3 molekülümüz 0,2 mol'müş. Ki 0,2 çarpı 5'ten 1 mol yani Avogadro sayısı kadar atom içeriyor. Şimdi 1 mol N2O3 moleküldür. Yanlış 0,2 olması gerekiyor 76 gram demiş onu hesaplayalım. N eşittir N bölü MA'dan hesaplayabiliriz. N'i 0,2 mol eşittir N bölü. N2O3'ün MA'sını da hesaplayalım eması. 2 tane azot 14 çarpı 2'den 28. Artı 3 tane oksijen 16 çarpı 3'den 48. ikisini toplarsak 76. 76 çarpı 0, 2 açık bir şekilde 76 gelmeyecek. Dolayısıyla bu da yanlış. 2 Na tane N atom içerir. Yani 2 Na tane ne demek? 2 mol demek. E baktığımız zaman 0,2 çarpı 2'den 0,4 mol azot atomu içeriyor ama 2 mol olduğunu söylüyor. Bu da yanlış. Normal koşullarda 4,48 litre hacim kaplar diyor. Normal koşullarda 1 mol gaz 22,4 litre yer kaplar. Bunun zaten gaz olduğunu söylemiş. Bizim gazımız 0,2 mol. 0,2 mol kaç yer kaplar? 2 katı olsa 44,8 gelecekte. 1 virgül geri gidersek 4,48 litre hacim kaplar. Yani değişikliği burada doğrudur. 3 mol oksijen atomu içerir. 0,2 çarpı 3'ten 0,6 mol oksijen atomu içerir. Dolayısıyla E şıkkı da yanlıştır. P2O3 bileşiği için Na bölü 22 değeri neyi ifade eder? Oksijen 16, fosfor 31, Na da Avogadro sayısı olarak söylemiş. Şimdi doğrudan burada Na bölü 22'nin ne olduğunu değil de şıklarda verdiği ifadelerin karşılığını buluruz. Hangisi eşleşiyorsa doğru cevap odur. Öncelikle A şıkkını bulalım. Bir tane P2O3'ün kütlesi demiş. Öncelikle bir molün kütlesini bulalım P2O3'ün yani EMA'sını bulalım. 2 çarpı 31 yani 62 artı 16 çarpı 3, 48 yani 110 gram. Yani 1 molü 110 gram mol kütlesi. Şimdi 1 molü kaç tane? Na tane. Bu molekülün Na tanesi 110 grammış. Bize diyor ki bir tanesi, Na tanesi 110 gramsa bir tanesi kaç gramdır? Buradan işler dışlar çarpımını yaparsak x eşittir. Buradan 110 bölü Na gram olarak gelecek. Dolayısıyla 110 bölü NA, NA bölü 22 ile eşleşmiyor. Bu olmaz. B şıkkı 1 gram P2O3'teki molekül sayısı. Şimdi 110 gramında 110 gramında NA tane P2O3 olduğunu bulmuştuk. 110 gramında NA tane P2O3 molekülü var. Acaba 1 gramında kaç tane NA molekülü var? Buradan x eşittir yine NA bölü 110 geldi bu sefer. E bu da eşleşmiyor. istediğimiz şey değil. Na bölü 22 istiyoruz. Bu da olmaz. C şıkkı 1 gram p 2 o 5teki atom sayısı. Biz şimdi 1 gramındaki B şıkkı için 1 gramındaki molekül sayısını bulmuştuk. E molekül sayısını atom sayısıyla çarparsak içeride atom sayısını bulabiliriz. 2 artı 3'ten 5. Na bölü 110'u 5 ile çarparsak 5 ile 110'u sadeleştirin 22. Yani Na bölü 22'ye buradan ulaşabiliriz. Yani 1 gramında Na bölü 110 tane molekül var. Na bölü 110 çarpı 5 ile de Na bölü 22 tane atom var diyebiliriz. Dolayısıyla bununla eşleşir cevap C şıkkı diyebiliriz. 1 mol P2O3'teki atom sayısı 1 çarpı 5'ten 5 mol atom vardır. Na ile de çarparsak 5 Na tane atom vardır. Eşleşmez. P2O3'ün gerçek molekül kütlesi demek bir tanesinin kütlesi demektir. Gerçek molekül kütlesi. E bir tanesinin kütlesine A şıkkında zaten. 110 bölü nA olarak bulmuştuk. Dolayısıyla bu da yine olmaz. Neon ve CH4 metan gazlarından oluşan 0.7 mol'lük karışımın kütlesi 12 gramdır. Buna göre karışımdaki neon gazının kütlesi kaç gramdır diye sormuş. Şimdi bu karışım toplam 0.7 mol ama neon kaç mol, CH4 kaç mol bilmiyoruz. O zaman diyelim ki neon x mol olsun. CH4 de y mol olsun. Tabi bunu tek bilinmeyen denklem olarak da çözebiliriz. Burada iki bilinmeyen denklem olarak çözmeyi tercih edeceğim. Şimdi x mol y mol dersek x ve y'nin toplamlarının 0,7 olduğunu biliyoruz. X artı y eşittir 0,7. Şimdi karışımın kütlesi de 12 grammış. Şimdi n yani mol eşittir n bölü m'dir. Neon için neonun molüne x demiştik. X eşittir neonun kütlesi m neon olsun. Neonun m'ası da 20. Buradan neonun kütlesinin 20 çarpı x olduğunu bulabiliriz. 20x. Aynı şekilde CH4 için CH4'ün molüne de y demiştik. Y eşittir. ch 4 bölü CH4'ün eması 12 artı 4'ten 16. Dolayısıyla CH4'ün kütlesi de 16y diyebiliriz. Şimdi ikisinin kütleleri toplamının bize 12 olduğunu söylüyor. O zaman 20x artı 16y 12'dir. 20x artı 16y eşittir 12. Şimdi biz burada neonun kütlesini arıyoruz. O zaman neonun molü olan x'i bulsak oradan geçiş yapabiliriz. O zaman bu iki bilinmeyen denklemde işte birinci denklemi y yok etmek için 16 ile eksi 16 ile çarparsak yok edebiliriz. Eksi 16 ile çarparsak eksi 16 x eksi 16 y 0 7'yi de eksi 16 ile çarpalım. Şöyle çarpı eksi 16 diyelim. Şöyle taraf tarafa toplarsak bu eksi 16'yı artı 16'ya götürdü. Burası 4x eşittir. 12 eksi 16 ile de 7'yi çarpalım. Ya da 07'yi çarpalım. 16 çarpı 07. 7 kere 7 6 42. 4 11. Bir virgül at. 11 virgül 2. 11 virgül 2. 4x eşittir. 12'den 11 virgül 2'yi çıkartırsak 0,8. X buradan 08'i de 4'e bölersek 0,2 olduğunu bulabiliriz. Demek ki 0,2 eşittir m neon bölü 20. 20 ile de 0,2'yi çarparsak buradan 4 olduğunu görebiliriz. Demek ki neon gazının kütlesi bu karışımda 4 grammış. Yani cevap da A şıkkıdır. Kütleleri eşit olan gazlarla ilgili hangileri doğrudur? Karşılaştırmalarda hacimlerini karşılaştır diyor. Atom sayılarını karşılaştır diyor. Oksijen atomu sayılarını karşılaştır diyor. Bunları karşılaştırabilmemiz için mollerini bulmamız lazım. Mol yani n eşittir de n bölü m'a'dır. Tabii kütleleri eşit ama mol kütlelerini bir bulalım. Mol kütleleri. NO'nun mol kütlesi 14 artı 16'dan 30. CO'nun mol kütlesi 12 artı 16'dan 28. SO2'nin mol kütlesi ise 32 artı 32'den 64. Şimdi kütleler eşit olduğu için mol kütlelerine bakarak molleri arasındaki kıyaslamayı bulabiliriz. Molleri arasındaki kıyaslamayı bulduktan sonra ki şöyle diyebiliriz. Kütleler eşitse mol kütlesi büyük olanın molü küçüktür. Dolayısıyla SO2'nin molü en küçük. işte CO'nun en büyük. 2, 1, 3 diyebiliriz. Buradan kaynaklı hacimlerini de kıyaslayabiliriz. Mesela hacimden hatta direkt kıyaslayalım. Molü büyük olanın hacmi de büyük olacak. 3 büyük demiş. Yanlış. 2 büyük ol. 2 en büyük olması gerekiyordu. Ama atom sayıları arasındaki ilişkiyi buradan kıyaslayamayabiliriz. Çünkü 2 birden büyük mol. Evet o zaman atom sayısı da daha büyüktür. Bu kısım doğru. Ama 3'ün atom sayısı küçük ama bir tanesindeki atom sayısı büyük. E çarpınca acaba atom sayısı büyük mü gelecek küçük mü bunu buradan kıyaslayamayız bu bilgi. Veya oksijen atomu arasındaki ilişki. Mesela 2 birden büyük oksijen atom sayısı da büyük. Evet ama 3 büyük mü küçük mü bilmiyoruz. Çünkü 3'ün atom sayısı mol sayısı daha küçük ama atom, oksijen atom sayısı daha fazla. Dolayısıyla 2 ve 3'ü bu şekilde kıyaslayamayız. E nasıl kıyaslayacağız? Kütleleri eşit olduğu için buna Öyle bir kütle değeri verelim ki eşit olarak işte M'ye bölünce bir sayı gelsin. O sayıyla çarparak hani büyüklük, küçüklüğü kıyaslayabilirim. E bu sayı 30, 28 ve 64'e böyle bölebilecek bir sayı olursa işimiz daha kolay olur. Ama 30, 28 ve 64'ün üçünü de bölebilecek bir sayıyı bulmak için matematiksel yollara başvurmamız gerekiyor bu durumda. Şuraya daha güzel bir çizgi çekelim. Yani burada sanırım ekok ismi ekoku kullanmamız gerekiyor. Şimdi 2'ye böldüm. 15 Tabi kullanmayı da bilirsiniz. 30, 28, 30 çarpı 28 çarpı 64 olsun da diyebilirsiniz. Öyle de uzatabilirsiniz. Fark etmez. 2'ye böldüm 32. 2'ye böldüm 16. 7, 15. İşte bu durumda 3'e böldüm. 5, 7, 16. 5'e böldüm 1. 7'ye böldüm 1. 16'ya böldüm 1. Yani ne vermemiz gerekiyor? 2 çarpı 2 4, 4 kere 3 12, 12 kere 5 60, 60 çarpı 7 çarpı 16 gibi bir şey vermemiz gerekiyor kütlesi. Yani kütleleri eşitmiş ya şöyle olsun 60 çarpı 7 çarpı 16 x olsun kütleleri hepsinin. O zaman hepsinin molünü buna bağlı olarak bulalım. N onun molünü bulalım. N yani 1 olsun şöyle. 60 çarpı 7 çarpı 16 x bölü 30. Buradan 2 yani 14 çarpı 16x birincisi, ikincisi n2, 60 çarpı 7 çarpı 16x bölü, 28 mol kütlesi. 28 şöyle yapalım onu da, 7'ye böldüm 1, 7'ye böldüm 4, 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 4. Yani bu 60 çarpı 4, yani 240x, üçüncüyü de aynı şekilde şöyle n3 olsun. 60 çarpı 7 çarpı 16x bölü 64. 16 da 64. 1'e 4. 4'e böldüm 1. 4'e böldüm 15. Yani 15 çarpı 7x. Hatta bunları da çarp çarpalım. 14 ile 16'yı şöyle çarpalım. 6 kere 4 24 2 8 14. 4 12 224 x 224 x bu zaten 240 x'ti. Bu da 15 ile de 7'yi çarparsak 7 kere 5, 35, 3, 105, 105x. Şimdi bu soruyu çözmek şu an için daha kolay. Şimdi zaten normal koşullardaki hacimleri molü büyük olanın en büyük de 2, 1, 3 ilişkisini zaten bulmuştuk. Bir yanlış. Atom sayıları arasındaki ilişki. Şimdi bir tanesinde 2 tane atom var. 224x de 224x çarpı 2'den 448x tane atom var. Bu da yine çarpı 2'den. 480 x atom var. Burada da çarpı 3 dikkat edin. Çarpı 3'ten 315 x var. Dolayısıyla buradaki sıralama en büyük 2, 1, 3 şeklinde. 2, 1, 3. Dolayısıyla burada 3'ün en küçük olduğunu görebiliriz. 2'nin doğru olduğunu görebiliriz. Oksijen atom sayıları arasındaki ilişki ise bir tane var. O zaman 224 x tane oksijen. Bir tane 224 x mol. Burada ise 2 ile çarptığımız zaman 210x tane. Dolayısıyla 210, 224'ten de küçük. Yani burada da 2, 1, 3 ilişkisi var. Ama 3, 2, 1 demiş. Dolayısıyla bu yanlıştır. Son cevabı da bu anlamda yalnız 2, 5 şıkkıdır. Sabit hacimli bir kapta m gram CH4 gazı bulunmaktadır. Bu kaba T anında m gram X gazı eklendiğinde kaptaki atom sayısının zamanla değişimini gösteren verilmiş. Buna göre X gazı aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi T anında T anında kapta sadece M gram CH4 gazı var. Ve bunun 5 N mol tane atom içerdiğini bize söylüyor. Dikkat edin molekül sayısı değil içeride atom sayısı 5 N mol. Daha sonra bu kaba X gazı ekleniyormuş o da M gram. X gazı eklendiğinde ise bunun içeride atom sayısında 1 N mollük artış yaşanıyor. O zaman bu gaz hangisi olur diyor bu bilgilerden. Şimdi T anı için. Bu kaptaki CH4 gazının molü Mol eşittir. Kütle bölü mol kütlesidir. Kütle bölü mol kütlesi. Mol sayısı kütlesi kaç? M. Mol kütlesi kaç CH4'ün? Karbon 12. Hidrojen de tabii 1. Şöyle verilmemiş ama hidrojen 1. 4 tane hidrojen yani 16. M bölü 16 mol CH4 gazı var. Peki kaç tane atom içeriyor? Bakın bir tanesinde 5 tane. 1 molünde 5 mol. M bölü 16 molünde. M bölü 16 çarpı 5 mol atom içerir. Şimdi biz bu CH4 gazının M gram CH4 gazının M bölü 16 çarpı 5 mol atom içerdiğini bulduk. E bunun 5N olduğunu bize söylemiş zaten. Dolayısıyla M bölü 16 çarpı 5 eşittir 5N. Buradan N dediği değer N bölü 16 eşit. Bu böyle bir dursun. Daha sonra T1 anında bir X gazı ekliyor ve bu atom sayısını en kadar arttırıyor. En kadar arttırıyor. Şimdi X gazının peki molü ne? M bölü mol kütlesini bilmiyoruz X gazının. Mol kütlesi şöyle M -A X olsun. Şimdi M bölü MAX bunun molü. E bu bunun bir de içerisinde atom sayısı var. Kaç tane? Onu da bilmiyoruz. Mesela helyumsa 1, CO2 ise 2, 3 Ozon 3. SO2 ise 3. NO ise 2. Onu da bilmiyoruz. O sayı da Y de burada atom sayısı olsun. Y atom sayısı. Şimdi bu X gazının molüyle atom sayısının çarpımı içeride atom sayısını verir ki o da zaten N'miş. Onu da bize söylüyor. N. E biz N'in değerinin N bölü 16'ya eşit olduğunu bulmuştuk. N yerine N bölü 16 yazacağız. Dolayısıyla N bölü M A X çarpı Y eşittir M bölü 16. Şimdi burada m'leri götürürsek şöyle bir şey karşımıza geliyor. İşler dışlar çarpımı da yapalım. 16 çarpı y eşittir m a x. Şimdi bu x gazı hangisi olabilir diyor. Bu x gazı şöyle bir gaz. 16 sayısıyla bu x sayısının atom sayısını çarptığınızda bu x gazının kendisinin mol kütlesini verecek olan madde bu. Mesela yani ne demek? Ne demek bu? Helyumun Atom sayısı kaç? Yani y dediğimiz değer kaç? 1. 16 ile 1'in çarpımı, helyumun mol kütlesi olan 4'e eşit mi? Değil. Bu eşitliği sağlayan gazı arıyoruz. Bu olmaz. CO2, yine 16 çarpı co 2nin atom sayısı kaç? 3. 16 çarpı CO2'nin eması kaç? 12 artı 32'den 44. 16 çarpı 3 44'e eşit mi? Değil. Bu da olmaz. Ozon, 16 çarpı 3, e, ozonun mol kütlesi kaç? O da 16 çarpı 3'ten 48. Ki 16 çarpı 3 48'e eşit ozon olabilir. SO2'ye de bakalım. 16 çarpı 3 SO2 64 eşit değil. 16 çarpı 2 NO'nun burada mol kütlesi 16 artı 14'ten 20 30 bu 32'dir 30 eşittir bu da olmaz. Dolayısıyla olabilecek olan tek gaz C şıkkı ozon O3 gazıdır. 6,4 gram CH4 gazı ile bir miktar SO3 gazı eşit sayıda atom içermektedir. Buna göre SO3 gazının normal koşullardaki hacmi kaçtadır? Öncelikle CH4 gazının molünü bulalım. N eşittir M bölü MA'dan. M'i 6,4. CH4'ün MA'sı 12 artı 4'ten 16. 6,4'ü 16'ya bölersek 0,4 mol CH4 gazı var. Diyor ki, eşit sayıda atom içermektedir. CH4 kaç tane atom içeriyor peki? 0,4 çarpı 4 artı 1'den 5. 2 mol atom içeriyor CH4. Peki SO3 de o zaman 2 mol atom içeriyor. Çünkü eşit sayıda atom içeriyormuş. SO3 şurada x mol olsun. SO3 için x çarpı o zaman 4 eşittir. Onun için de 2. O zaman x buradan 2 bölü 4'ten 0,5 değeri olarak gelir. Yani SO3 0.5 molmuş ki 0.5 çarpı 4'ten 2 mol atom içeriyormuş. CH4 de yine 0.4 mol 0.4 çarpı 5'ten o da 2 mol atom içeriyor. Eşit sayıda atom içeriyormuş bunlar. Şimdi bize ama SO3'ün hacmini soruyor. E normal koşullarda 1 mol gaz 22,4 de yer kaplar. SO3 gazımız ise 0.5 mol. 0.5 mol kaç de yer kaplar? Yarısı yani 11,2 litre diyebiliriz. Cevapta C şıkkı diyebiliriz. x2 y bileşiğinin gerçek molekül kütlesi 44 bölü na gramdır. Bir tane y2 molekülünün kütlesi 32 akb'dir. Buna göre x y2 bileşiğinin mol kütlesi kaç gram bölü moldür demiş. Na da avogadro sayısı. Şimdi gerçek molekül kütlesi demek bir tanenin kütlesi demektir. O zaman bir tane bir tane x2 y bileşiği molekülü 44 bölü na gramsa ki öyle söylüyor bakın gerçek bir tanesi 44 bölü Na gramdır. Bir molü kaç gramdır? Yani Na tanesi ki bir mol Na tanedir Avogadro sayısının Na demiş. Na tane x 2ye kaç gramdır? Burada işler dışlar çarpımı yapacak olursak soru işareti eşittir. 44 bölü Na çarpı Na'dan Na'lar birbirini götürür. O zaman 44 gram olduğunu görebiliriz. Yani X2Y'nin mol kütlesi 44 gram. Ama dikkat edin bize X2Y değil, XY2'yi soruyor. Şöyle diyelim X2Y'nin mol kütlesi yani MA'sı 44. Şimdi devam edelim. Bir tane Y2 molekülünün kütlesi 32 AKB'dir diyor. Şimdi bir tanesi, bir tane Y2, 32 AKB ise bir molü yani NA tanesi, NA tane Y2, Kaç AKB'dir? Önce onu bulalım. Yine işler dışlar çarpımı. Soru işareti burada eşittir. 32 çarpı NA AKB'dir kütlesi. Bunu grama çevirelim. Tabi grama çevirmek için şunu bilmeniz gerekiyor. 1 AKB eşittir 1 bölü NA gramdır. Dolayısıyla AKB gördüğümüz yere 1 bölü NA gram yazabiliriz. O zaman soru işareti eşittir. 32 NA çarpı AKB yerine 1 bölü NA gram yazacaktık. 1 bölü NA gramdır. NA'lar birbirini götürdü. O zaman 32 gramdır. Yani Y2'nin mol kütlesi yani MA'sının buradan 32 olduğunu görmüş olduk. Şimdi Y2'nin mol kütlesi 32 ise Y o zaman 16. Y 16 ise bileşin tamamı 44 olduğuna göre 44'ten 16'yı çıkartırsak 28. 2 tane X 28 ise X de buradan 14'tür. 16 24 o zaman x 2'nin MA'sı buradan x 14 2 tane y 32 32 artı 14'ten 46 olarak yani B şıkkı olarak buluruz. Normal koşullardaki x2 y4 gazının kütle hacim grafiği aşağıda verilmiştir. x2 y4'ün bileşinde kütlece birleşme oranında 6 olduğunu söylüyor. Buna göre x'in atom kütlesinin kaç gram bölü mol olduğunu soruyor. Şimdi normal koşullarda 1 mol gaz 22,4 litre yer kaplar. Örneğin bu grafikte 5,6 olduğu nokta veya 11,2 olduğu noktadan kaç gram olduğunu görürüz. Şöyle yapalım. 11,2 litre olduğunda bu gaz kaç moldür? Yarım moldür. Yani 0,5 moldür. 0,5 mol olduğunda 14 gram olduğunu söylüyoruz. Şimdi 0,5 mol 14 gramsa 1 molü kaç gramdır o zaman? 28 gram. O zaman x2 y4'ün 1 molü 28 grammış. 1 molü 20 ma'sı 28. Şimdi bize şunu da söylüyor. x2 y4'te kütlece birleşme oranının 6 olduğunu söylüyor. Yani örneğin x2 yani x maddesi 6 gramken y maddesinin 1 gram olduğunu söylüyor. Yani x'in kütlesinin y'nin kütlesinin oranı yani 6 bölü 1'den 6. Yani böyle bir durumda örneğin bileşik 7 gram olur. E bizim bileşiğimiz acaba 28 gramken buradaki kat, sabit orandan 4 katı. O zaman y de burada 4 katı olacak. X de burada 4 katı 24 olacak. Yani 28 gramlık bir bileşikte 4 gramı y'dir, 24 gramı x'tir. 4 gramı y, 24 gramı x. Yani bize x'in atom kütlesini soruyor. Bakın 2 tane x o zaman 1 molde 2 tane x 24 gram. E 1 tane x kaç gram o zaman? 24 bölü 2'den 12. Şöyle 24 bölü 2'den 12 gram bölü moldür diyebiliriz x'in atom kütlesi için.